Erasmus projemiz kapsamında burada matematiğin sporla ilişkisini anlatacağım size. Bugün spor etkinliklerinden masa tenisini seçtik. Masa tenisinde arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi bazı işte kullanılan unsurlar. Mesela burada matematiksel olarak işte raketin topa vuran kısmı arkadaşlar, lastik kısmı dair olarak isim verilebilir. Onun haricinde burada top, masa tenisi topu, o bir nedir? Siz de katılabilirsiniz. Küre. Küre, harika. Onun bir küre olduğunu biliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar bu saplar tam olmasa bile yaklaşık olarak silindir. Silindir. Harikasın. Diğerleri de katılabilir yine aynı şekilde. Bu masa tenisi üzerinde oynanan arkadaşlar masanın şekli nedir? Buna cevap verebilirsin söz alarak. Söyle kusur. Dikdörtgen. Çok güzel. Masanın kenarları arkadaşlar birisi uzun, birisi kısa olmak üzere dikdörtgensel bir şey. Onun haricinde başka ne var? Şu file. Bu file de yine baktığınız zaman nasıl bir şekil? Yine o da dikdörtgen şeklinde. Kısa kenarı 1,5 metre, uzun kenarı da 2.74 metreymiş. Masa tenisinin demek ki boyu 2.74 metre, eni de arkadaşlar 1,5 metreymiş. 1.5 metre. O çizgi de yine bu dikdörtgeni ne yapıyor? Söyle Zeynep. 2 eş dikdörtgene ayırıyor. Bunun haricinde masa tenisinin matematikle ilişkisine dair neler görüyorsunuz ya da gösterebilirsiniz? Söyle kızım. Gel. Mesela evet. Burada çok ayrıntılı. Örneğin buradaki şeyler karesel bölgelerde. Çok güzel, evet. Arkadaşımız bunu tespit etti, bizimle paylaştı. Harika. Hello, now we are going to teach you maths and sports, maths and table tennis connection in the applied form. Our maths teacher and also our PE teacher will teach you, will show us how to play table tennis. Okay? Küre şeklinde olduğunu konuşmuştuk. Bunun bir yarı çapı var ve 2 santimetre. Yarı çapı 2 santimetre. Yani toplamda çapı arkadaşlar 4 santimetre ya da başka bir deyişle 40 milimetre şeklinde ifade edilebilir. Raketlerin işte dairesel yüzeylerinin olduğu, işte bunu kullanan topa vuracağımız zaman mutlaka bu yüzeyleri kullandığımızı, bunların birer daire olduğunu konuşmuştuk. Yine sapların yaklaşık olarak silindire benzediğini, tam olarak değil ama işte biraz silindir gibi duran bir şey olduğunu. Hatırlarsanız yukarıdaki videoda da ortada 3 mm kalınlığında bir çizgi var. Bu çizgi boyu boyunca masayı 2 eş dikdörtgen ayırıyor. Fakat masa zaten kendisi de arkadaşlar dikdörtgensel bir şekil. Hatta masa iki kısımdan oluşuyor. Masanın boyuyla ilgili ne söylemiştik? 1.50 yani 152 cm. Boyu 274 cm ve yerden yüksekliği de 76 cm. Bunları konuşmuştuk bir yıllarda. Bir şey daha vardı, kim hatırlıyor? Bir şeyin daha bir kuralı vardı, yükseklik, genişlik gibi, söyle. Mesela, çevrenin, elinin biri metre, boyunda 10 metre. 10 metre olacak şekilde bir alanda oynandığı, çok güzel. Başka bir şey. 15 cm. Harika! İşte bu filenin yüksekliğinin arkadaşlar 15 cm olduğunu konuşmuştuk. Onun haricinde başka matematiksel bir şey görebiliyor muyuz? Hani bir arkadaşımız tahtaya gelmişti, göstermişti filenin üzerinde ne var? Sen söylemiştin değil mi? Şimdi onu hatırlayan varsa başkası söylesin. Sen söyle. Filemize ne karesel? Evet, file karesel bölgelerden oluşuyor değil mi? Bunda beden eğitim öğretmenimizle birlikte size masa tenisi nasıl oynanır? Bundan bahsedeceğiz birazdan. Buyurun Bilal Hocam. Tatlı müsaadenler. Evet arkadaşlar, dünya üzerinde önce raket tutmayla başlayalım anlatmaya. Dünya üzerinde iki tane yaygın tutuş şekli vardır. Birincisi Avrupa tutuşu. Bu şekilde tutuş. İkincisi Çin tutuşu. Bu biraz zordur oynaması. Biz genelde Avrupa tutuşuyla oynuyoruz. Evet. İşaret parmağımızı raketin şu yan tarafından topa vurmayı engelleyecek şekilde koyacağız ki denge sağlayalım rakette. Anlaştık mı? Oyun servis atışıyla başlar arkadaşlar. Servis atışında top avucumuzda açık, rakibin görebileceği şekilde açık tutuyoruz. Topu masanın üzerinden yaklaşık 16 cm yukarıya atacak şekilde bırakıyoruz. Ve topu önce kendi sağımıza, sonra rakip tarafın sağına düşürüyoruz. Anlaştık mı? Eğer top direkt karşı tarafa düşerse veya kendi sağına düşüp
dışarıya çıkarsa sayı karşı tarafa geçmiş oluyor. Topu havaya atıyorum ve vurdum. Evet, topu hocamız dışarıya attığı için sayı bana geçti. Anlaştık mı? Her seferinde top senin sahana düştükten sonra karşı tarafın sahasına düşürmek zorundasın. Evet, kim benimle denemek ister bu oyunu? Evet oğlum gel. Al bakalım sen başla. Güzel. Tekrar. Servis at.